Efendim Türkiye'den bir prens geçti. Yani prens deyince de hep beyaz atlı prens demek istiyorum ama. O değil, yok. Batı yoktu. Prens Selman geldi. Hayır şey diyor. Zafer'in o Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ya şey geldi aklıma, yani bizim genç kızlarımızın işte nasıl böyle kafası karıştırılmış, yani hepsi bu yüzden bir beyaz atlı tamam. prens bekliyorlar. Bak Hande gibi bir de artık bir ara, tecrübeli bir arkadaşımız zaten, bile hala prens deyince ya, atlı beyaz atlı prensi. Şimdi bir ara bana... Hande bile tecrübeli arkadaşınızı beyaz atlı prens bekliyor. Yaş demek istemedim ben. Şey, bir ara da bu şey vardı. Evet. Bu neydi ya, dizinin adını unuttum. Semen Ağa. Ne bileyim, Asmalı Konak. Asmalı Konak ya. O dönemde abi nerelisin diyor. Bölgeyi söylüyorum. Aa diyorlar. Orada ağlar falan var. Ya diyorum Semen Ağa diye biri yok. Öyle aramayın. Yok öyle bir şey ya. İşte yani bizim Hande bile hala beyaz atlı prensle kalmış. Başka direkt şey soruyor. Orada ağlar var mı? Öyle yok. Gidecek. Cambridge'de okuyacak. Köye geri gelecek. Yok öyle bir ağa. Kafayı mı yedin? Peki şimdi belli ki ağırlıklı gündem ekonomiydi. Tabii Suudi Arabistan'la ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin perde arkasında bir swap anlaşması yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Diğer taraftan her iki ülkenin de Türkiye'ye yatırım için yani çok uygun olduğunu ve bu çerçevede de çeşitli yatırımlarda bulunacakları ifade ediliyor. Yalnız CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ben senin katilini de sana vereceğim diyor, davayı da sana vereceğim diyor, cinayeti de görmeyeceğim diyor, yeter ki bana biraz borç para ver diyor Kaşıkçı davasına Atven. Sizinle başlayalım tabii. Efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani bunu böyle mi bakmak lazım, bu bir yanlış mıdır yoksa? Türkiye ekonomik ilişkiler açısından yani başlangıçtan itibaren şöyle söyleyeyim ben, başlangıçtan itibaren zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı da yani çok ileri çok kötü laflar söylendi. Aslında bu konularda daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani çünkü sonuçta Suudi Arabistan'la bizim ilişkimiz var. Birleşik Arap Emirlikleri ilişkimiz var. Körfez ülkeleriyle ilişkimiz var. Bunlarla elinde sonunda birlikte beraberlikte olacağız. Yani birkaç nedeni var bunun. Sadece olayı swap, ondan sonra yatırım olarak bakmıyorum. Aynı zamanda güvenlik açısından da bakmamız lazım. Hı hı. Yani şimdi bölgede İran var. İran'ın bölgede bulunması için bölgede şeye ihtiyaç var. Körfez ülkelerinin bir dengeye ihtiyacı var. Bu dengeyi Türkiye'de sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Türkiye'de Körfez ülkeleriyle beraber bir blok oluşturuyor ve İran'ı dengeliyor bölgede. Hı hı. Yani güvenlik açısından baktığımız zaman işin şey boyutu ayrı, yatırım boyutu ayrı. Yatırıma da ihtiyacımız var. Evet. Var yani tabii. Orada trilyonlarca dolar şey parası varken bu paranın çok büyük bir kısmının batıya gitmesi, İngiltere'ye veya Amerika'ya gitmesi, orada yatırım yapılması yerine bu paranın bir kısmının Türkiye'de olması yani bizde biraz şey var. Araplara karşı, Arap ülkelerine karşı belki geçmişten gelen ya da öyle ön yargıyla şeyimiz bir şey var, bir karşılık var, nefret söylemi var ve bu nefret söylemi bana göre İngilizler tarafından bu ülkeye aşılanmış vaziyette. Yani çünkü bu bölgede İngilizler koruyor, yani İngilizler o bölgeyi tamamen etki altına almış. Hem ekonomisini koruyorlar, şey yapıyorlar, yönlendiriyorlar, hem de oranın güvenliğini yönlendiriyorlar. Hı hı. Bunun içerisine Doğu Akdeniz'de dahil olmak üzere. Yani Amerikan belki kaba gücü gözüküyor ama asıl güç İngilizlerin orada Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri de ondan sonra diğer Körfez ülkeleri de Bahreyn dahil olmak üzere çok yakın. Hepsi İngilizlerin kurduğu düzene göre. O bölgede İngilizler İsrail ile Türkiye'nin birlikte Körfez ülkelerini almak şartıyla İran'a karşı bir denge oluşturmasını istiyorlar. İran'ın işte silahlanması, Suriye'deki hareketlerinin kontrol edilmesi, Irak'taki hareketlerinin kontrol edilmesi, Körfez ülkelerinin baskı altına alınmasının önlenmesi dahil olmak üzere böyle bir şey var. Ve belki de önümüzdeki dönemde Türkiye'ye çok büyük bir yatırım olacak ama mesela şey konusunda İngilizlerin çok çalıştığını değerlendiriyorum. Bu şey üzerinden, Basra Körfezi üzerinden petrolün, Körfez ülkeleri petrolünün buna bizim hatta doğalgazının
bu Çemçemal'deki şey var. Bu Türkmenlerin bölgeleri var Irak'ta. Orası dahil olmak için oradan çıkacak olan doğal gazın Akdeniz'e ulaştırılması ilgili bir proje de var. O proje de yani eğer Rusya'ya uzun vadede yani büyük ihtimalle 4-5 sene içerisinde Avrupa'yı Rusya doğal gazından mahrum bırakmak istiyorsa ya da Avrupa'yı Rusya temel doğal gazına bağlanmaktan vazgeçirmek istiyorlarsa bu tip projeler gerekli oluyor. Çünkü öbür projeler çok zor. Yani mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya şeyden doğal gaz getireyim diyor. Likit gaz getireyim diyor İspanya üzerinden. Yani oradan yapacağı çok büyük bir yatırıma ihtiyaç var. Bir de oradan İspanya üzerinden getireceği doğal gaz Avrupa'ya yetmez. Bırakın Avrupa'ya, Almanya'ya bile yetmez yani. Yani o zaman bizim bölgemizden Doğu Akdeniz aynı şekilde. O zaman böyle bir şeye ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin bu ülkelerle zaten onlar da anlaşıp vaziyette. Yani Prens Selman ondan sonra diğerleri de bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri de, Katar da, diğer ülkeler de hatta buna Ürdün de dahil edebilirsiniz. Ürdün o da İngilizlerin kontrolünde bir ülke. Ona da dahil edebilirsiniz. Bölgede bir blok oluşturmak durumunda. Aynı zaten Körfez'deki sorun çözüleli bayağı oldu. İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'le tam çözülmedi ama. Ama evet İbrahim anlaşmalarıyla evet. İsraillilerle de tamamlar. Evet. Yani Türkiye'nin bunun dışında kalmasının manası var mı? Yok, yok. Peki yok. Kaşıkçı'nın yani Kılıçdaroğlu'nun evet. söylediklerine ne diyeceksiniz? Ya ben şunu söyleyeyim. Bu konuda şu söylem bana göre ne yapacaktık şimdi? Diyelim ki dosyayı geri göndermeseydik. Şeyi devam ettirseydik bu konuyu. O zaman Suudi Arabistan'ı veyahut da başka ülkeleri başka yere mi aktaracak? Yani olay sadece swap değil. Yani şu an evet oradan para gelsin de bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ama mesela ihtiyacımız var. Sorun bu değil aslında. Hı. Sorun bu değil. Yani yatırım konusu var. Yatırım da aynı şekilde. Dünya kadar para var. Bir şekilde gelecek. Adamların bir de şeye ihtiyacı var. Bize ihtiyaçları var. Yani bölgede kuzeyi görüyoruz. Kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Bu tarafa bakıyoruz. Hemen yanlarında şey var. Farklı ülkeler var. Şeye bakıyoruz. Mısır var. Ondan sonra şey var. Kuzey Afrika ülkeleri var. Geliyor yavaş yavaş. Açlık geliyor. Amerika Birleşik Devletleri bunlar üzerinde baskı yapıyor. Daha fazla petrol çıkartın. Daha fazla doğalgaz çıkartın ve Avrupa'ya satın diye. Yani satın ve Rusya'ya bize muhtaç etmeyin şeklinde baskılar var. Yani bırakın onu o kralla görüşsem, Selman'la görüşmem diyen Biden bile Ağustos ayında gelecek. Selman'la görüşecek. Selman'la görüşeceğim dedi. Ve Riyad'a gidecek ve görüşecek. Selman'la görüşecek yani şimdi. Mi gidecek? Biden. Şaka. Biden. Biliyorum. Yani o zaman ya düştü ya. Hani beyaz atlı prens, bisikletli Biden falan yani böyle. Bu konularda biraz şeyiz. Mesela İngiltere'ye gidin. Yani İngiltere'de ben öğrenim yaparken de yani üstlerde dünya kadar Arap şeyi görürsünüz. Veliahtı görürsünüz. Yani orada eğitir. İngiltere'deki harp okulunda okurlar. Ondan sonra akademide okurlar. Doğru. Amerika'da da aynı şekilde. Yani bunların hepsi gelir. Hatta katıldığım bir şeyde bir seminerde Milli Savunma Üniversitesi Amerika'da Yakın Doğu ile ilgili bir konu vardı. O zamanlar yani 2004 yılında, 2005 yılında vardı. Milli Savunma Bakanı yardımcısı vardı. Seminerde geldi, konuşma yapıyor. Dedi ki kardeşim biz bu sizin bölgenizdeki petrolü uygun yerlere göndereceğiz ve mallarımızı da uygun pazarlara göndereceğiz. Hiç kimse bu hareketi önleyemez. Açık ve net olarak bunu söyledi. Hiç kimse bu hareketi yani mallarımızın pazara gitmesini ve sizin elinizdeki petrolün, doğalgazın diğer ülkelere gitmesi hiç kimse önleyemez. Bizim ana şeyimiz bu, ana konumuz bu diye. Açık ve net olarak söylediler. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye, yani şu olabilir, yani ilkesel bazda ya millet aç kalsın, bilmem ne olsun ya da biz yapmayalım, bırakalım her şeyi, oturalım, Prens Selman'la küs olalım. Ya adam birkaç sene sonra belki olacak, kral olacak yani. Eğer bir şey değişmezse. Prensi önden kral olmadan bağlamak en iyisi. Yani,
dikkat alıyor. Yani böyle baktığımız zaman biraz şey değil. Olay yani bana biraz romantik geliyor. Yani Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı söyledi. Biraz romantik geliyor. Yani gerçek ihtiyaçlara cevap veren bir şey değil. İhtiyacımız var. Para lazım. Kredi lazım. Yatırım lazım. Hani diyoruz ki şimdi yatırım yapalım. Ya da bölgede güç olmak lazım. Daha güçlü olmak lazım. Güçlüyüz ama daha güçlü olmak lazım. Şimdi bunu denemedik mi? Denedik. Suudi Arabistan'la, ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile, Ürdün'le, Mısır'la, İsrail'le hep karşı karşıya geldik. Her cephede de kavga edilmez efendim, evet. Zafer. Bitti mi komutanım? Bitti, tamam. Evet. Şimdi aslında aynı paralelde konuşacağız da, yani şöyle bak, bu çok klasik bir şey var. Hani uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar, ezeli düşmanlıklar yoktur, çıkarlar vardır. Ha, bu kadar basit mesele. Niye şu açıdan kimse bakmıyor? Acaba Suudi Arabistan bize doğru bir adım atmış olabilir ve biz de onlara bir karşılık vermiş olabilir miyiz? Neden böyle söylüyorum? Şimdi bölgede bakıyorsun, komutanımın dediği gibi yukarıda bir savaş var. Rusya'nın bölgedeki etkisi azalmış mı? Azalmış. İran'dan rahatsızlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsun, aynı şekilde odaklandığı yer artık biraz bu bölgeden çıkmış, evet. Başka bölgeler. Şimdi Trump dönemindeki Suudi Arabistan-Amerika ilişkileriyle Biden dönemindeki Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri birbirinin tamamen zıttı. Küre vardı, hatırlıyor musun? Kılıçlar vardı. Şimdi bakıyorsun, biz en son Pençe Kilit Harekatı, değil mi? Onu yapıyoruz. Oradaki PKK-YPG güçlerini hedef alıyoruz. Birdenbire sınırın İran tarafından çekilen Afganlı göçmenlerin görüntüleri sanki Türkiye'deymiş gibi servis edilmeye başlandı sosyal medya üzerinden. Bunu sence kim yaptı? Bir düşünelim, kim yaptı bunu? Peki bizim operasyon yaptığımız bölgede hangi ülkeye yakın bir terör örgütü bugün PKK'yı adeta himayesine almış durumda? Başka şeyler var. Suudi Arabistan'ın sorunlu olduğu bir ülke işaret ediliyor. Şimdi uluslararası ilişkiler dediğiniz şey biraz böyle. Yani o dönemki çıkarlarınızla hak ve menfaatlerinizi korumak için yaptığınız hamleler bugünün ruhuyla uyuşmuyorsa bir ileri adım atabiliyorsunuz. Yemen'e dahil edin. Yemen konusunda da Suudi Arabistan'ın desteğe ihtiyacı var. Aynen öyle. Tabii. Yani şimdi o zaman biz meselelere efendim yok para geldi, o gitti, bu yüzden alıyorsun. Peki niye Suudi Arabistan yatırım yapmak için Türkiye'yi tercih ediyor? Türkiye'nin gücünden dolayı olabilir mi? Potansiyelinden dolayı olabilir mi? Hakikaten öyle. Hani bugün beğenmedikleri yollar, köprüler, otoyollar var ya. Bütün hadisene fabrikalarda ve yatırım üretim bölgelerinde ürettiğim mal ve hizmetleri en hızlı bir şekilde limanlara taşımak. Peki Türkiye ulaşım altyapısıyla bugün dünyanın sayılı ülkelerinden biri mi? Evet. Yatırımcı niye Türkiye'yi tercih ediyor? Çok güçlü bir ulaşım ağına sahip olduğuna, altyapısına sahip olduğu için. Suudilerin gelme sebebi de bu olabilir mi? Olabilir. Yani meselelere biraz da... Bir de batıya çok yakın. Yani batıya çok yakınız. Evet. Bir uçak gemisi gibi Türkiye. Tabii. 2 saatte Afrika, 2 saatte Asya'ya gidiyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun. Şimdi böyle bir ülkeye Suudilerin ilgi göstermesi çok iyi. Gergin olan ilişkilerin düzelmesi çok iyi bir gelişme. Ya bundan 2 yıl önce yine bu stüdyoda bazı değerli konuk arkadaşlarımız bize şunu söylüyorlardı. Bizi eleştiriyorlardı. Melik'le beni. Herkesle arayı bozdular. Mısır'la kötüler, Birleşik Arap Emirlikleri'yle kötüler, aynen, Suudilerle öyle. Kötüler. Kardeşim bugün düzeltiyor, yine eleştiriyorsun. Aynı isimler bu sefer ilişkiler düzeliyor diyor, eleştiriyor. Böyle bir çelişik durum söz konusu. Ha bir de şu var, iki ülkenin tarihin bu döneminde iyi ilişkiler kurması Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bence hem bölgenin hem bu ülkenin menfaatine. Dün biz Melik'le bir toplantıya katıldık, son onu söyleyeyim. Suudi Arabistan medyası da Türkiye'ye gelmişti. Hem Suudi Arabistan'ın resmi kanalı, hem orada 100 yıllık gazeteler, medya kuruluşları. Adamlar çok heyecanlı. Yani Türkiye ile ilişkiler normalleşecek diye gerçekten çok heyecanlılar. Türkiye'yi o kadar yakından takip ediyorlar ki, Türk dizilerine kadar. Tabii. Ya Türkiye, Suudi Arabistan için, bir de şunu söylediler, dikkat ettim mi bilmiyorum. 2030 yılında diyorlar, çok farklı bir Suudi Arabistan olacak. Aynen. Yani Suudi Arabistan'da büyük bir dönüşüm var. Ve adamların kendilerine çıkış noktası olarak gördüğü ülkelerin başında Türkiye geliyor. Güzel. Yani bütün bunları üst üste koyduğunda ilişkilerin düzelmesinden daha normal ne olabilir? Bunu eleştirmek neden? Ben gerçekten anlam veremiyorum. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim bir son defa, son olarak. Şeyle ilgili, yani dünyada yeni bir sistem geliyor. Yeni bir dünya düzeni geliyor. Evet. Türkiye bu düzen içerisinde
kendine bir yer bulması gerekiyor. Bu yer bulurken de sadece tek başına yeterli değil. O, kendi etrafında bir şey yaratması gerekiyor. Bir çekim alanı yaratması gerekiyor. Şu anda çekim alanına yavaş yavaş işte ülkeler geliyorlar. Çünkü üretimimiz var. Yeni teknolojilere aşinayız. İşte yeni baştan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan çok böyle şey naif görünse de gerçekten iyi bir şeyimiz var. Milli savunma sanayimiz var. Gelişmekte olan milli savunma sanayimiz var. Hemen hemen hiç olmayacak şey. Yani Suudi Arabistan yapıyor bir şeyler ama o bir şehir yapıyor biliyorsun. Çok büyük bir özel bir şehir. Neom diye bir şehir yapıyor. Paşam sırf o şehir için 300 milyar dolar ayırdık çok büyük dediler. Para harcıyor. Ve o iş müthiş yaparken de yani. Turizme yönelik. Daha çok hizmet sektörü, turizme yönelik. Ama yatırımlar, fabrikalar bizim tarafta. İnsan gücü bizim tarafta. Yani Suudi Arabistan'ın insan gücü şey için, teknoloji için yeterli değil. Yani onun için Türkiye'de birlikte olması gayet doğal bir şey. Yani. Bir de peki. Komutanım şöyle yanlış bir algı var. Ya bu adamlarda o kadar çok para var ki yok, evlerin canım. Bahçesinden petrol ama çıkıyor. Yani, şimdi adamın ürettiği tek şey petrol. Bak o bile petrolü ikiye katlamış durumda fiyatları. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi, yani o algı da doğru değil.